Evet, Hasan dün TN'den merhaba. Dün işte Dominant Yeni ve Mayhidi akorlarının ne şekilde kurulduğunu ve dizisinden bahsetmiştik. Şimdi 9, 11 ve 13'lü seslerin nasıl pratik yoldan bulacağını, ondan sonra akor içerisinde, arpej içerisinde nasıl kullanacağını hemen kısaca bir değinmeye çalışayım. Dominant 7'li de majör 7'li de bu durum değişmez. Baştan onu söyleyeyim. Yani 9'lusu, 11'lisi, 13'lüsü. Dominanta göre ayrı, majide göre ayrı şeklinde bir durum yok. İkisinde de sesler tamamen aynıdır. Sadece dün de bahsettik. Majide de sinatürel, dominant 7'de de si bemol olarak kullanıyoruz. Yani 8. sesle 7. ses araları önemli. Şimdi çalalım mesela 4 telli. Buradan alayım. Dün ne gördük? Majide üzerinden anlatacağım. Dominant 7'li içinde birebir aynıdır yani. Do, mi, sol, sinatürel şeklinde gördük. Şimdi bunun içerisinde 9'lu ses normal dizideki sesin arızasıyla aynı. Yani normal seste neydi? İşte 7. ses si, 8 do, 9 re idi. Bu bemol mü, re diyez mi, re bemol mü diye karıştırmaya gerek yok. Tamamen do majörün içerisindeki arıza neyse, yani re natural geldiği için, do majör dizisinde re natural kullanıldığı için 9'lu da re natural olarak kullanacağız. Sol si re çalıyorum şu anda. Aynı şekilde 11'lisi fa natural. Çünkü do majör içerisinde fa natural geliyor. Ve 13'lüsü de la. Yani şunu hemen şöyle bir matematiksel çözümleme yapabiliriz. Do majörün akor sesleri, o 4 sesin dışında kalan diğer dizi sesleri 9, 11 ve 13'lüyü oluşturmakta. Ben 9 ne diye düşündüğümde hemen ikinci ses aklıma gelir. Çünkü oktava çıktığımızda 9. ses normal dizinin ikinci sesidir. 11'li dediğimizde 4. sesidir. 13 dediğimizde de 6. sesidir. Şimdi nereden bakacağız? Mesela şifrelemede görmüşsünüzdür. Diyez 4 diye yazar veyahut da diyez 11 diye yazar. Normalde ikisi aynıdır pratikte. Şimdi bunun arpeji ile ilgili şey yapayım. Bir iki örnek göstereyim. İşte nasıl çalacağımız konusunda. 4 telli bir gitar için şey yapıyorum. Do, mi, sol, si, re, fa, la. Bunu tabi istediğimiz gibi varyasyon yapabiliriz. Hani gibi. 5 telli çalarsak diyerekten yani sırayla çalıyorum. Böylelikle arpej yaparken aslında dizinin bütün seslerini kullanmış oluyoruz. Yani dizide kullanılmamış ses bırakmıyoruz. Yani do, mi, sol, si, re, fa, la, do. Yani bunu bir kağıda yazarak kullandığınızda do majörün kendi öz dizisinin çıktığını fark edersiniz. Dominant 7'li de ise do, mi, sol, si natürel değil de si bemol kullandığımız zaman diğer sesler yine aynı. Do, mi, sol, si bemol, re, fa, la, do. Do, mi, sol, si bemol, re, fa, la, yani işin özü bu. Mesela diyez 11 girdi. Yani diyez 11, C, maj 7, diyez 11 diye bir şifre gördük. Yine aynı. Diyeceğiz ki, yani diyez 11 neydi? Dördüncü derecenin yarım sessizleşmesiydi. Yani fa natürel yerine fa diyez kullanacağız. 11. ses fa natüreldi. Fa diye çalıyoruz. Bemol 9 gördük. Mesela. İşte yine majida akorunda olsun. Ya da dominant akorunda bemol 7 gördük. C7 bemol 9. Bu şekilde kullanılıyor. Aynısı minörler içerisinde geçerli. Minör diziler içerisinde geçerli. Aksi de istenilen bir seste başına bemol veya diyez konularaktan yeni sesler elde edilmekte işte. Bemol 13'lü gibi diyor. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.